Peki. Şimdi seçim gününe, seçim güvenliğine gelmeden Rusya'yı biraz hızlı geçtik. Sayın Evet. Kılıçdaroğlu'nun bu videoların, kasetlerin vesaire arkasında Rusya'yı suçlaması önemli. Bunu biraz açalım. Bunun arkasında belki şöyle bir şey mi yatıyor Ömer Bey? Şimdi Sayın Rusya Devlet Başkanı Putin uzunca bir süredir Sayın Cumhurbaşkanı ile sıkı diplomatik ilişkileri olan bir lider. Bu seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın kazanmasını istediği de bir sürpriz değil. Çünkü özellikle son dönemde sıkı bir diplomasi trafiği vardı. Bir de muhalefetin dış politika çizgisinde daha batı yanlısı bir çizgi izleyeceğini açıktan söylüyorlar zaten. Dolayısıyla Sayın Putin Erdoğan'ı desteklemek istiyor olabilir. Şimdi daha önce ABD seçimlerinde de Putin'in ya da Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları vardı. Türkiye'deki seçimlerde de dostum Erdoğan'a ben buradan bir destek vereyim diyerek bu tür bir müdahaleye girişmiş olabilir mi? Çok açık ve Yani net şimdi sorayım. bakın bu söylenen şeyler. Yani bakın bir ülkeyle ilgili konuşuyoruz. Yani benim belli sorumluluklarım var mesela. Ben öyle duyumla birisi bir şey söyledi diyerekten ya bir ülkeyle ilgili böyle konuşmam. Bunun devlet hayatına, millet hayatına büyük zararları olduğunu da bilirim. Yani dolayısıyla duyum varsa bu duyumu gidin ilgili kurumlarla paylaşın. Bende böyle bir istihbarat bilgisi yok. Bende böyle bir devlet bilgisi yok. Herhangi bir ülkeyle ilgili yok. Ama şimdi böyle bir şey söylüyorsanız ve böyle adres göstererek Rus sonra da hackerlar Türkiye yardımcınız seçimine müdahale ediliyor ya durumu. şimdi mesela bu bilgi nereden gelmiş? Yani bu bilgiyi getirenlerin bu bilgiyi Sayın Kılıçdaroğlu'na getirenlerin bu bilgiye ulaşma yolları nedir? Bunun arkasında başka devlet var mıdır? Bu bir karşı istihbarat faaliyeti midir? Nedir bu yani? Yani biz birçok olay görmüşüz. Bir sürü ihtimali değerlendirebiliyoruz aynı anda. Dolayısıyla böyle hani duyumla, yorumla olacak bir şeydi. Ama şunu söylüyorum, herhangi bir adayla ilgili, herhangi bir siyasi partiyle ilgili en ufak bir şey varsa ilgili devlet birimleriyle paylaşsınlar ve bunu da açıklasınlar. Desinler ki böyle 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 bir tabloyla karşı karşıyayız. Seçimlere aleyhimize ya da lehimize müdahale edilecek, aleyhimize müdahale edilecek vesaire diyerekten devlet kurumlarıyla da paylaşıyoruz. Göreve çağırıyoruz. Yani bu olmadan devlet kurumları nasıl harekete geçecekler? Ya sonuçta istihbarat dünyasının bin bir türlü oyunu var. Yani biz 20 sene içerisinde bunun bin bir türlüsünün 10.000 türlüsünü gördük. Yani bunlar sorumluluk içerisinde ifade edilmesi. Ha herhangi bir ülke benim rakibim olan bir siyasi partiyi ya da siyasetçiyi hedef alıyorsa topyekin mücadele ederim. Çünkü Bu cümle önemli. egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Türkiye egemen bir ülkedir. Bak ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Benim bir rakibimi, bizim bir rakibimizi, bir siyasi partiyi ya da bir siyasetçiyi, herhangi bir ülke hedef alıyorsa hep beraber mücadele edelim O bununla. zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddiaları araştırılmalı da der Hayır, ben misiniz? zaten şunu söylüyorum. Yani diyorum ki ben buna döndüm baktım dedim ki ya bu kadar bir şey söylüyor. Bununla ilgili acaba ne var ellerim? Döndüm yardımcısı veya işte aday olan birisi diyor ki duyum aldık. Şimdi bin bir çeşit duyum alırsınız. Yani bunun paylaşılması ama şöyle olmaz. Yani biraz evvel verdiğim örnekten olduğu gibi. Oradan bir duyum aldım oraya ateş edeyim. Buradan bir duyum aldım buraya ateş edeyim. Buradan bir duyum aldım buraya ateş edeyim. Bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz? Aslında gerçekten birilerine dönük bir şey varsa da onunla ilgili bir kanıksamaya da yol açıyor. Peki burada şuna dikkat etmek gerekmez miydi? Yani belli odaklar günlerdir, haftalardır, aylardır, daha geçmiş dönemlerde de buna benzer işler yaptılar. FETÖ'cüleri kastediyorsunuz. Buna benzer işleri yapmaya devam edeceklerini sağda solda ifade ediyorlar. Şimdi bu sefer bunu ifade edenlerle ilgili bir değerlendirme yapılmaksızın yön başka bir tarafa çevrildiği zaman da FETÖ'cülere değil Rusya'ya yöneliyor Sayın Kılıçdaroğlu gibi bir işte iddianız mı var? burada bu hesaplara bakın, bu hesapların hepsi bilinen hesaplar. Terör örgütü mensuplarının hesapları. Ve bunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız diyerekten işte yayıp duruyorlar sağda solda. Muhalefet partilerine de yapıyorlar, iktidar partilerine de yapıyorlar. Yani topyekün terör örgütü siber egemenlik alanında bir legal ve meşru siyasal alanı ele geçirmeye çalışıyor ya da yönlendirmeye çalışıyor. Manipüle etmeye çalışıyor. Yani mesela devletin istihbarat örgütleri var. İstihbarat örgütümüz var ki bunlarla mücadele konusunda son derece deneyimlidir.
dezenformasyonla mücadele konusu son derece önemlidir. Siyasi partilerin zaten bu konuda ortak iradesi olması gerekir. Yani bununla ilgili bir şey yok ki. Esas mesele şu, yani hani duyum falan meselesiyle ilgili değil bu mesele. Varsa bir şey gerçekten paylaşılsın, rakibimizle ilgili bir şey varsa biz rakipten önce bir adım öne çıkalım. Bunu reddediyoruz diyelim. Bu gayrimeşru bir iştir diyelim. Hiç kimse buna dönüp de bakmasın diyelim. Hiç kimse buna iltifat etmesin, buna tenezzül etmesin diyelim. Ama şimdi bu işlerle mücadelenin de ciddiye alınması lazım. Peki. Şimdi gelelim seçim gününe, seçim güvenliğine. Yurt dışında kullanılan oylar artık ülkemize gelmeye başladı. Bunlarla ilgili sıkı tedbir alınıyor mu? İlk onu sorayım. Sonrasında da biraz o günde neler yapacağım. Bugün de televizyonlarda sağlam çekimler vardı. Yani 5 tane kilit üst üste. Evet, doğru. Anahtarlar farklı kişilerde. Yani şu tabii, şunda gurur duyarız. Bakın bu vatandaşlarımızın gidip hangi partiden olursa olsun oy çuvallarını beklemesi, sandıkları beklemesi, bununla gurur duyarız. Çünkü sonuçta milli irade net bir şekilde tecelli etsin. Herkes bu kadar uğraşıyor. Bizim sicil amirimiz ve not verenimiz vatandaştır. Dolayısıyla vatandaşımız ne diyorsa o olacak. Şimdi bu egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir ilkesi de bu demektir zaten. Başka bir şey değil. Bu nedenle de seçim güvenliği meselesi vatandaşın oyunun net görülebilmesi açısından son derece önemli. Ya, Türkiye'nin bu konuda tecrübeleri var. Ya, bu konuda geçmişte yaşanmış sıkıntılar olduğunda da bu sıkıntılara karşı tedbir de alınmıştır. Yani o zaman ben hemen örnek vereyim, tam da onu soracaktım. Yani Türkiye'de özellikle muhalefet seçmeninin acaba seçimlerde bir şaibe oldu mu şüphesine sebep olan geçmişten bazı örnekler yaşandı. İşte trafoya kedi kaçtı, artık Türk siyasi literatürüne girmiş bir vaka. Mühürsüz oy pusulalarının seçim günü geçerli sayılmasıyla ilgili muhalefet hala yakınıyor. Geçtiğimiz seçimde İstanbul yerel seçiminde Sayın Binali Yıldırım'ın daha sonuçlar netleşmeden çıkıp biz kazandık demesi, sonrasında seçimlerin iptali, bütün bunlar özellikle muhalefet cephesindeki seçmende acaba bu seçimde de iktidar kazanamayacağını görürse son anda bir hamle yapar mı? Ki bunlara bir de Anadolu Ajansı'nın veri akışını durdurması meselesi, ki o da gerçekten çok tepki çeken bir olaydı. Bunlar tekrar yaşanır mı diye endişe ediyorlar. Ne dersiniz? Şimdi bir kere bu söylediklerinizde bir şeyi ayırayım. O da şu. Bir siyasetçinin seçimi biz kazandık demesi siyasete müdahale değildir. Her siyasetçi söylüyor zaten. Ama yani seçim akşamı çıkıp hep bütün tabii adaylar seçim akşamı bunu herkes derse söylemiyor mu? Gidin siz mesela gazetecisiniz. Ama gece 11. Seçim oyların akşamı, %80'i açılmış. Seçim akşamı gidin her siyasetçiye sorun, benzer cümleyi duyacaksınız. Onu ayıralım bir. Ben size bir şey söyleyeyim. Bakın ben burada Adana doğumluyum. 20 yıldır burada siyaset yapıyorum. Burada iktidar partisinin oyları çalındı. Net. Herkes de biliyor bir yerel seçimde. Açıldı. Sayılmaya başlandı. Sayıldı. Bizim lehimize dönmeye başlayınca tekrar kapatıldı. Gece yarısı burada bir matbaa basıldı. Yerde oy pusulaları bulundu. Daha sonra o konulardan dolayı yargı süreci devam eden bir takım görevlilerin, yargı mensupları değil, bir takım görevlilerin yine sandıklarda görev aldığı bir sonraki seçimde görüldü. Şimdi ben burada neye uymak zorundayım? Niyet ve yoruma mı uymak zorundayım? Legaliteye mi uymak zorundayım? Adamın yargı süreci sonuçlanmamış. Yine görev almış. Bunlarla ilgili mekanizmalar zaman içerisinde geliştirildi. Ama şimdi bakın, oyunuzu kullandığınız andan itibaren orada bütün partilerin yetkilileri var, müşahitleri var. Oradan işte birleştirme noktalarına gidinceye kadar. Güvenlik görevlileri var. Güvenlik görevlilerinin arkasından zaten gidiyor şeyler. Siyasi partilerin temsilcileri. Yani şeffaf bir şeydeyiz. Ve mekanizmalarımız sağlam. Bunun dışında da şu konuda da şöyle bir tedbir alınsın diyerekten bir yaklaşım sergileniyorsa seçim güvenliği için tabii ki başımız gözümüz üstünedir. Ama bakın bugün bizim adaylarımızdan bir tanesi Adana'da. Evet. Bir genç kardeşimiz Fatıma Hanım seçim kampanyası yapıyor ve gidiyor selam söylüyor. Selam söylediğinde bir kişi çıkıyor, kafana mermi yersin diyor. Bu şu anda sosyal medyada var. O da diyor ki ben size selam getirdim, yani mermi ne demek diyor. Tamam. Bu işte belli bir partinin
güçlü olduğu yerde yürütülen bir seçim kampanyası. Biz bunları sandık başlarında başka yerlerde de görüyoruz. Yani siz bunu sadece tek taraflı ele almamak lazım bunu. Topyekun olarak ele almak lazım. Dediğim gibi oy attığınız andan itibaren bütün partilerin gözleri, mercekleri süreci takip ediyor. Orada herkesin yetkilileri var. Bütün siyasi partiler orada. Siyasi partilerin temsilcileri var YSK'da. Bütün bu süreç bu şekilde. Yani veri akışı ile ilgili bugün her siyasi partinin işte müşahitleri var. Sandık başında sonuç belli oluyor. Herkes arıyor, partisine bildiriyor. Partiler de onun sisteme giriyorlar. Zaten belli bir veri.